Bir gün göz önünde bulundurduğumuz zaman nasıl beslenmemiz gerekiyor hocam? Evet, tabii bu yine kişiye göre değişiyor, evet. Fakat sabah kalktığımızda mutlaka güzel bir bardak suyumuzu içelim. Önce bir kendimizi uyandıralım. Evet. Sonrasında sağlam bir kahvaltı çok önemli. Genelde kahvaltı yapmıyoruz biz. Direkt iş telaşıyla yola çıkıyoruz. Fakat kahvaltısız vücudumuzu uyandırmıyoruz. Kahvaltıyı yapıyoruz, vücudumuzun uyandığını anlıyoruz. Yine yumurtamızı, peynirimizi güzel bir şekilde tüketelim. Yanında bol yeşillik, domates, salatalık tüketebiliriz. Lütfen bunların üzerine tekrar yağ, limon, tuz eklemeyelim. Çünkü zaten gün içerisinde yüksek miktarda yağ alıyoruz vücudumuza. Yine 1-2 dilim, 3 dilim kadar yine kişinin kilosuna, boyuna göre tam bu da ekmeği tüketebilir. Ara öğünlerimizi yapabiliriz. Yine ara öğünlerde çay, kahve, meyve veya yine bizim planladığımız minik tarifler olabiliyor. Öğlen yemeği yine ya bir protein kaynağı ya bir sebze kaynağı, yanında tahıl kaynağı olarak pilav makarna da olabiliyor. Veya ekmek de olabiliyor. Akşam yemeği olarak yine öğlen örneğin sebze yemeği tükettiysek akşam protein kaynağı tüketebilirsiniz. Et, tavuk, balık gibi. Ama biz genelde böyle değişik tarifler verdiğimiz için kişi aslında bu diyeti keyifli hale getiriyoruz. Evet. Hep aynı şeyden sıkıldıklarından dolayı diyorlar evet bir farklılıkmış burada, buradaki diyetten bir farklıymış diyorlar. O yüzden keyifli geçiyor. Peki hocam, tabii ara öğünlerimizi atlamamamız gerekiyor. Ana evet. Öğünler? Şöyle ki, kişinin aslında hipoglisemi dediğimiz bir durum varsa veya şekerle ilgili bir sorun varsa daha doğrusu ara öğün yapmasını istiyoruz. Herkes de şart mı? Tabii ki de şart değil. Kişinin alışkanlığı yoktur. Herhangi bir sağlık sıkıntısı da yoktur. Ara öğün yapmasına gerek yoktur. Fakat böyle şekerle ilgili bir sorun varsa genelde 2,5-3 saatlik aralarla minik bir ara öğün yapmasını istiyoruz ki kan şekeri çok fazla dalgalanmasın. Yine ana öğünlerde mutlaka protein grubumuzu, tahıl grubumuzu, sebze veya protein kaynağımızı bulunduralım. Yanında yoğurtla birlikte özellikle yoğurt yemeyi unutuyoruz fakat bel çevresini yine en önemli, en güzel şekilde yakan besinlerden biri de bel çevresindeki yağları yoğurttur aslında. Evet. Yine bol yeşillikli güzel bir salatamızı tükettiğimizde aslında çok da dengeli bir öğün olmuş olur.